Yukarıda verilen tepkime denkleminde tepkimeye giren ve oluşan maddelerin miktarları gram cinsinden altlarına yazılmıştır. Miktarı belirtilmemiş olan NO gazı kaç gramdır? Yeni korunum kanununa göre reaksiyona giren yani reaksiyonda harcadığımız madde miktarı, şu tepkime okuyla ayrılan kısım, şurası girenler, şurası ürünler, ürünlerin toplam kütlelerine eşit olmalı. O halde 9.3, 31.5 ve 3.6'nın toplamı karşı taraftaki 29.4 ve bilinmeyen NO'nun kütlesine eşit olmalı. Yani şurada toplarsak 31.5, 9.3 ve 3.6 girenlerin toplam kütlesi. Ne geliyor buradan? 14, elde var 1, 10, 11, 14, elde var 1, dolayısıyla 44.4. O halde girenlerin kütleleri toplamı M girenler diyelim 44.4. Ürünler de buna eşit olmalı. Ürünlerde ne var? 29.4 gram H3PO4'ün kütlesi. Bir de bilmediğimiz soru işareti. Peki, bilmediğimiz NO'nun kütlesini bulabilmek için 44.4'ten 29.4'ü çıkartıyoruz. Yani şurası 0, şurası 5. O halde 15 grammış. Yani cevabımız A seçeneği olacak. Bakır metali ve O2 gazı ile gerçekleştirilen bir deney ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre gerçekleşen deney yukarıdakilerden hangilerini ispatlar? Yani deneye göre sonuç çıkartacağız. Peki, şekil 1'de verilen kapalı cam içerisindeki bakır ve O2 birlikte tartıldığında kütlesi 80 gram ölçülmüş. Yani reaksiyon öncesi buradaki bakır ve oksijenin toplam kütlesini ölçmüşüm, 80 gram olarak bulmuşum. Peki, devam edelim. Şekil 2'de ısıtma işleminden sonra şekil 3'te tekrar tartıldığında kütlesi yine 80 gram olarak ölçülmüş. Yani aslında kapalı bir kap ve kütle korunumu var. Kütlenin korunumu yasasını ispatlar mı? Evet, ispatlar. Peki bu nasıl bir durum hocam? Bakırla O2 reaksiyona girmiş ve şurada yazıyor. CuO formülü bir kimyasal oluşturmuş. Yani bir bileşik oluşmuş. Bir bileşik oluşum varsa ya da bir bileşiğin formülünü görüyorsak tek başına bu bile bu durumun rastgele olmadığını gösterir. Yani rastgele olmadığını gösterdiğine göre bileşiği oluşturan elementler arasında sabit bir oran olduğunu da ispatlar. Yani ortada bileşik varsa bileşiği oluşturan elementler rastgele bir R'ye gelmez. Bir formül oluştururlar. O da bir bileşik formülü yani bakır 2 oksit oluşmuştu. Peki o halde sabit oranları da ispatlar. Katlı oranlar yasasını ispatlamaz çünkü katlı oranlar yasası için aynı elementlerden oluşmuş iki farklı formüle sahip bileşik olmalıydı. Mesela ne olsaydı? Şöyle olsaydı. CuO oluşmuş ve bir de deneyde Cu2O oluşumunu anlatsaydı. O zaman derdim ki aynı elementlerden oluşmuş basit formülleri farklı olan iki bileşikten bahsediyor. Yani katlı oranlar yasası da olurdu. Ama burada Cu2O diye bir madde yok. Onun için bunu ispatlamaz. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak C seçeneği. X ve Y element atomları birleşerek iki ayrı bileşik oluşturmaktadır. Bunu yakalayınca hemen katlı oranlar yasası olduğunu anlamalısın. Aynı elementlerden oluşmuş iki farklı bileşik formülünden bahsediyor. Peki şuraya dikkat. Aynı miktar X ile birleşen. Yani diyor ki X'ler aynı değilse bile X'leri eşitle. Birinci bileşikteki Y'nin ikinci bileşikteki Y'ye oranı 4 bölü 9. Birinci bileşiğin formülü X3Y4 ise ikinci bileşiğin formülü nedir? Şunu yapalım. Birinci bileşik, ikinci bileşik. Birinci bileşiğin formülü X3Y4. İkinci bileşiğin formülünü bilmiyorum. Ama aynı miktar X ile birleşen demiş. O zaman X'in aynı o hale getirelim. Yani 3 tane X varsa burada da 3 tane X olsun. Y'yi ise bilmiyoruz. Yani mesela ne olsun? N kadar olsun, bilinmeyen. Peki X'ler aynı iken Y'lerin arasındaki birleşme oranı kaçmış hocam? 4 bölü 9. X'ler aynı. Y'lerin arasında oran alabilirim. Ne kadar Y var? 4. Ne kadar Y var? N tane. Yani bizim oranımız şu an yazdığımız denklemdeki oranımız 4 bölü N. Ama ne olmalıymış oranımız? 4 bölü 9. O halde N değeri kaç olur buradan? 9. Peki o zaman ikinci bileşiğin formülü ne olabilir? Yazalım ikinci bileşiği. X3, Y yerine de kaç yazıyorum? Yani N yerine kaç yazıyorum? 9. X3, Y 9. Şimdi ben bunu sadeleştireyim. Üçlerle sadeleştirirsem bu bileşiğin basit formülünün yani şurası 3 kalacak. X, Y 3 olduğunu görürüm. Şıklarda X, Y 3 bulabilirim. Ya da X, Y 3'ün herhangi bir tam sayıyla genişletilmiş halini bulabilirim. Peki bakıyorum X, Y 3 olmaz. X, Y 3 olmaz. Yani bunları eledim. Bu olmaz. Peki bu da olmaz. Ama X2, Y 6 olur. Çünkü
x2y6 zaten basit formülü x2y3. Yani bunun 2 ile genişletilmiş hali. O halde cevabımız E seçeneği olacak. Yukarıdaki grafikte kapalı bir kapta bir miktar x elementin üzerine eklenen y ile tepkimesi sonucu oluşan bileşik kütlesinin değişimi gösterilmiş. Peki eklenen y nereye kadar? Yani eklemeye devam ediyorum, devam ediyorum. Bileşik oluşuyor ama tam şu noktada artık yeni miktar bileşik oluşmuyor. Yani 10 gramda kalıyor bileşik. Demek ki tam bu nokta reaksiyonun bittiği nokta. Yani reaksiyon bitene kadar 4 gram y harcamışım. Peki kapta x vardı. Y'den daha var aslında. Yani artmış 8 gramdan 4 gramı 4 gram y artmış. 4 gramı da kullanmışım. Tam verim dediğine göre elementlerden biri bitmeliydi. Demek ki x bitmiş. O halde bileşiğin yapısı toplam 10 gram olduğuna göre kütlesi içinde 4 gram y bulunduğuna göre 10 eksi 4 yani 6 gram x element harcamışım. 4 gram y element harcamışım ve 10 gram da bileşik elde etmişim. Bunu yaparken elimde zaten şuradan görebiliyorum 8 gram y vardı. Demek ki ben 4 gram y kullanmamışım. Yani 4 gram y arttı. Tam verim dediğine göre x bitti. Reaksiyonun bitmesinin sebebi de kaptaki x'in bitmesiydi zaten. Yoksa ortamda y vardı. Demek ki başlangıçta 6 gram x vardır diyebilirim. Peki şimdi yorumlayalım. Oluşan bileşikteki kütlece birleşme oranı. Kütlece birleşme oranı bileşiğe katılan elementlerin miktarları üzerinden hesaplanıyor. Yani 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2. Doğru. Peki eşit kütlede x ve y'nin tepkimesi sonucu x'ten artar. Şimdi eşit kütlede x ve y alsam hangisinden artar? Ona bakacağım. Birleşme oranı birinci öncülde bulmuştuk. Yani her 3 gram x'e karşılık 2 gram y bir araya gelip 5 gram bileşik oluşturuyordu. Eşit alsam büyük olandan yani 3'er alırım. O halde x'ten hiç kalmazken 3 gram harcadım. 3 gram y varken 2 gramını harcadım 1 gram y arttı. Kimden arttı? Y'den. X'ten artar dediği için bu ifade yanlış. Peki artan madde olmaması için 6 gram x eklenmeli. Şimdi sorunun başlangıcına dönelim. Ne kadar artmıştı y'den? 4 gram. Peki her 4 gram y'yi reaksiyona sokmak için ne kadar x lazım? 6 gram. 4'e 6 zaten gözüküyor. O zaman buraya 6 gram x eklersem bu artan 4 gram y'yi tamamen reaksiyona sokar. Yani ifade doğru. O halde cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği. Kapalı bir kaptaki bir miktar x üzerine aşırı miktar y eklenir. Şimdi bu ifadeyi gördüğümüz zaman bu şu anlamı geliyor. Yani aşırı miktar y kullanıyorum. Ne yapmak için? X'lerin hepsini harcayabilmek için. Yani çok fazla miktar y kullanıyorum. X'lerin tamamı bitiyor. X tamamen bitti. Yani bu reaksiyonda x artı y bileşik diye yazacak olursak x kesinlikle bitti diyebiliriz. Y'den ise bir miktar arttı. Yani y arttı. Neden? Aşırı miktar kullandım. Buradaki anlam o. Tepkimesi gerçekleştiriliyor. Yani tepkimemizde de oluşan bileşik x y'ymiş. Biz şuraya bileşik yerine x y de yazabiliriz. Şimdi yorumlamaya başlayalım. Biraz da x y oluşacak. Bu tepkimi ile ilgili çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Bir kere kapalı bir kap. Yani kütle korunacak. Oluşan x y kütlesi hiç x y olmamalı başlangıçta çünkü kapta sadece x vardı. Üzerine y ekledim zamanla x y oluştu. Zamanla mı oluşuyor? Evet. Peki bir müddet sonra x y oluşumu durdu. Neden? X bitti ama ortamda hala y var mı? Var. Peki eklenen y kütlesi evet yani reaksiyon bitti ama ortamda y hala var. Dolayısıyla bu grafik doğru. Kütlece birleşme oranı bileşikler için kütlece birleşme oranı her zaman sabittir. Oluşan bileşiğin kütlesinden bağımsız o bileşiği oluşturan elementler arasındaki orandır. O oran da bileşim miktarı değişse bile değişmez. Yani mesela su için kütlece birleşme oranı 1 bölü 8'dir. Bu 1 bölü 8 oranı hiçbir zaman değişmez. Yani 9 gram da su olsa, 18 gram da su olsa 1 bölü 8 oranı hiç ne yapmayacak? Değişmeyecek. Peki, kütlece birleşme oranı sabit, oluşan bileşim kütlesi artıyor. Kütlece birleşme oranı sabit olması ifadesi doğru. Peki toplam kütle kapalı bir kapı olduğuna göre kapalı kapta toplam kütle ne yapmayacak? Değişmeyecek. Bir kere zaten y'yi eklediğimi bile düşünsem sıfırdan başlamamalıydı. Çünkü başlangıçta x vardı. Dolayısıyla x ekledikçe bir müddet toplam kütle artmalı sonra sabit kalmalıydı. Yani grafik buna benzer bir şey olmalıydı. Onun için bu yanlış. O halde doğru cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği olacak. Eşit kütleli bakır ve O2 elementlerinin tam verimli tepkimesi sonucu 20 gram CuO bileşiği oluşuyor. Buna göre hangi elementten kaç gram artmıştır? Önce bakır oksit, bakır 2 oksit bileşiğinin kütlece birleşme oranı bulalım.
Yani toplam bakır kütlesinin toplam oksijen kütlesinin oranı. Bir bakır var 64. Aşağıda verilmiş. Peki bir tane oksijen 16. Yani birleşme oranımız 16 ile sadeleştirirsem 4'e 1. Bu ne anlama gelir? Her 4 gram bakırla 1 gram oksijen bir araya gelip toplamda 5 gram bakır 2 oksit bileşiği oluşturuyor. 20 gram bakır oksit bileşiği oluştuğunu söylediğine göre şuraya 20 gram yazalım. Peki hocam kaç katı oluşmuş bakır 2 oksitten? 5'ten 20'ye 4 katı. Her yerde aynı katı alırsam bu oran değişmez. Sabit oran bu demektir. O zaman 16 gram. Buradan da 4 katını alırsam bu da 4 gram. Şimdi sorunun köküne dönelim. Soru kökünde bize diyor ki eşit kütleli Cu ve O2 reaksiyona girsin diyor. Yani kütleleri eşit olsun diyor. Peki eşit kütle alacaksam nasıl alacağım hocam? Harcadıklarımdan büyük olandan. Yani 16'şar gram alacağım. Başlangıçta 16'şar gram varsa 16 gram bakır harcadım ve hepsi bitti. 16 gram 4 gram oksijen harcadım ve 12 gram O2 reaksiyona girmeden arttı. Şimdi ne soruyor? Hangi elementten kaç gram artmıştır? 12 gram artmıştır, oksijen artmıştır. Cevap B seçeneği. X ve Y element atomları birleşerek birinci ve ikinci bileşikleri oluşturmaktadır. Bu bileşiklerle ilgili grafikler verilmiş. Bu grafiklere göre aynı miktar X ile birleşen birinci bileşikteki Y'nin ikinci bileşikteki Y'ye oranı yani Y'ler arasında katlı oran soruluyor. Peki, yani son durumda şunu yapmak zorundayım. X'leri aynı hale getirmek zorundayım. Peki bir bakalım. Birinci bileşikte 7 gram X varken ikinci bileşikte 56 gram X var. Bunları aynı hale getirmek istiyorsam her ikisini de 56'da buluşturabilirim. Yani şunu 8 ile çarparsam 8 çarpı 7. Bunu da 8 ile çarpmalıyım 8 çarpı 23. Notumu alayım. Birinci bileşik, ikinci bileşik. X miktarı, Y miktarı. Daha rahat görelim diye. Birincide artık 56 gram X var. Bileşik kütlesi 8 çarpı 23. İçindeki Y miktarı değil. 8 çarpı 23 kaç yapar hocam? Çarpalım. Yani şurası 24. Şurası 16. Dolayısıyla 184. 184 gramın 56 gramı X olduğuna göre geriye kalan yani 184 eksi 56. Ne kadar yapıyor? 128 gramı Y. Şuraya yazayım. 128 gram Y. İkinciye bakıyorum. Artık 56 gram X var. Onu biliyorum. Peki içindeki Y kütlesi bu sefer Y verilmiş. Şurası bileşik kütlesi olduğu için 184'ten 56'yı çıkartarak içindeki Y kütlesini bulmuştum. Bunu kaçırma. Peki burada zaten Y olarak verildiği için problem yok. 96. Şimdi aynı miktar X ile, evet X'ler aynı hocam. Aynı miktar X ile birleşen birincideki Y'nin ikincideki Y oranı şuradan direkt oran alabiliriz. Yani 128 bölü 96. Peki bunların sadeleşmelerini yaparsak bir bakalım şöyle. Her ikisini de sadeleştirelim. Şurası 48. Şunu sadeleştiriyorum 64. Daha sadeleşir. Yani kaçla? 8 de sadeleşir. Burası 8. 8 de sadeleşir. Burası 6. Peki 8'e 6 yani 2 ile sadeleştirirsem 4 bölü 3. O halde birincideki Y'nin ikincideki Y oranı 4 bölü 3. Yani cevabımız E olacakmış. Kapalı bir kapta X ile Y elementlerin tepkimesi sonucu Z bileşiğinin oluşumunda maddelerin kütle zaman değişimi grafikteki. Bu grafiğe göre tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır diyor. Tepkimeyi bir inceleyelim, grafiği inceleyelim. Grafikte bakarsak başlangıçta 4'er gram X ve Y olduğunu görüyorum. X'in tamamen bittiğini görüyorum. Yani sıfırlandı. Demek ki reaksiyon esnasında öncesinde 4 gram, öncesinde 4 gram var. Ama 4 gram X'in hepsini harcıyorum. Peki ne kadar Y harcıyorum? 4 gram vardı, 0,8 gram Y kaldı. Yani hepsini harcamamışım. Aradaki fark kadar 4 eksi 0,8, 3,2 gram da Y harcıyorum. Sonuçta bu ikisinin toplamı 4 artı 3,2, 7,2 gram da bileşik elde ediyorum. Bileşim formülünü söylememiş, Z demiş. Biz de Z olarak yazdık. Z bileşim. Peki başlangıçta X ve Y'den 4'er gram alınmıştır. Evet grafik 4'er gram olduğunu söylüyor. Bu doğru. Tepkime sonunda kapta 8 gram madde vardır. Grafik üzerinden bakabilirsin ya da benim yazdığım denklem üzerinden bakabilirsin fark etmez. Tepkime sonunda kapta 7,2 gram Z görüyorum. Bir de kapta artan Y var. Yani toplayınca 8 gram. Ya da şöyle bakabilirsin. Başlangıçta 8 gram olduğuna göre hocam kapalı bir kapı olduğuna göre yine 8 gram olmalı. 4, 4, 8. Yani bu ifade doğru. Tepkime tam verimle gerçekleşmemiştir. Şimdi tam verimli tepkime ne demekti? Tam verimli tepkime reaksiyona girenlerden en azından birinin bittiği tepkimeydi. Ki burada X bitti. Y'den artıyordu 0,8 gram. Grafik de zaten bunu gösteriyordu. X tamamıyla bitmişti, sıfırlanmıştı. O zaman elementlerden en azından birincisi bittiğine göre
Bu tam verimli bir tepkime. Burada tam verimde gerçekleşmemiştir ifadesi yanlış. Yine de bakalım. Z bileşiğinde kütlece birleşme oranı 5 bölü 4'tür. Z bileşiği için bakalım. 4 gram X'e karşılık 3,2 gram Y. Yani 4 bölü 3,2. Sadeleştirirsek her ikisi de 0,8 ile sadeleşir. 5'e 4. Yani doğru. Tepkime de 3,2 gram Y harcanmıştır. Bunu görebiliyorum. 3,2 gram. Grafikten de görebiliyorduk zaten. O halde yanlış olan seçenek C olacak. Aşağıda kalsiyum, kükürt ve alüminyum elementlerinin oksijenle oluşturdukları bazı bileşiklerin kütlece değişimleri verilmiş. Bu grafiklere göre kalsiyum, kükürt ve Al elementlerinin her birinden eşit miktarlarda alınarak ön koşulumuz bu. Ca, Es ve Al'nin kütlelerini eşitleyeceğiz. Bunu yapmamızı istiyor. Peki, kalsiyum oksit, SO2 ve Al2O3 bileşiklerindeki oksijen kütleleri arasındaki ilişki. Şimdi ben bu elementleri eşit alırsam oksijen kütleleri arasındaki ilişki bileşim kütlesi ne kadar büyükse içindeki kalsiyum, kükürt ve alüminyum eşitken geriye kalan kütle oksijene ait olacak. Yani şunu yapabilirim. O zaman ilk koşulu sağlayalım. Kalsiyum, kükürt ve alüminyum kütlelerini eşitleyelim. En azından eşitleyebildiğimiz kısımları. Bir bakalım. Şimdi burada 5 gram kalsiyum, burada da 5 gram kükürtü yakaladım. Şurada 9 gram alüminyum. Yani eşit değil ama en azından ilk ikisi için bir eşitlik sağlayabildim. Ve oluşan bileşik kütleleri. Bunu şuraya taşıyabiliriz. Mesela şöyle yapalım. CaO için ve diğerleri için. Şurası ilk bileşik için Ca kütlesi ve CaO kütlesi diye alıyorum. İkinci bileşik için aynı şekilde alacağım. Yine ne kütlesi? S kütlesi ve SO2 kütlesi diye alıyorum. Üçüncü bileşik için de aynı şekilde Al kütlesi ve Al2O3 kütlesi diye alayım. Birinci bileşik için 5 gram Ca varken bileşik kütlesi 7 gram. Peki ikinci bileşikte 5 gram S varken bileşik kütlesi şuradan görüyorum 10 gram. Üçüncü bileşikte ise 9'a 17 değerini aldım ben. Fark etmez. 9 gram Al varken bileşik kütlesi ise 17 gram. Zaten ilk ikisi için bir karşılaştırma yapabiliriz artık. Yani Ca ve S kütleleri aynıyken bileşiğin kütlesi ne kadar fazlaysa içindeki oksijen de o kadar fazla olacak. Yani CaO ve SO2 için şunu söyleyebilirim. SO2'deki oksijen kütlesi CaO kütlesinden fazla. Peki, şimdi diğerleriyle karşılaştıracağız. Yani 9, 17 nasıl yapacağım hocam? Şunu yapabiliriz. Yani 9 ve 5'i genişleterekten birini 5 ile birini 9 ile çarparak bu işi halledebiliriz. Yani bunları komple 9 ile genişleteyim. Bunu da komple 9 ile genişleteyim. 45 ile eşitliyorum. Bunu da 5 ile. Amacım Ca, Es ve Al'nin eşit kütleli hale gelmesi. Peki bunu yaparsam buralar 45 oldu. Yani Ca 45 oldu, Es 45 oldu, alüminyum 45 oldu. Peki bu değer ne oldu hocam? 9 çarpı 7 oldu kütle değeri olarak. Bu değer ne oldu? 9 çarpı 10 oldu yani 90. Peki bu değer ne oldu? 5 çarpı 17 oldu. Peki 5 çarpı 17 aslında 85. Direkt şunu yazalım. Bu zaten 90'dı. Bu da 9 çarpı 7 yani 63'tü. En fazla miktara sahip olan 90 değeri yani. O halde şöyle tekrardan sıralayacak olursak SO2 en büyük. Sonra 85 olan Al2O3. En küçük olan ise 63 olan CaO. O zaman içindeki kalsiyum, alüminyum ve kükürt miktarı eşitken bileşik kütlelerini sıraladım. Kalsiyum, alüminyum ve kükürt eşitse bileşik kütlesini belirleyen şey oksijen. Ben aslında oksijen kütlelerini sıralamış oldum. Yani SO2, Al2O3 ve CaO. Yani cevabımız B olacak. 25 gram X, 18 gram Y tam verimle tepkime girerek X2 oluşturuyor. Tam verim elementlerden en azından biri bitecek. En azından biri tamamen harcanacak. Reaksiyonda biri tükenecek, bitecek. Peki buna göre tepkime sonunda oluşan X2 bileşiğinin kütlesi ile oluşan X2 kütlesi ve artan maddenin kütlesinin türü hangisinde doğru olarak verilmiştir? Önce X2 için bir kütlece birleşme oranını şuradaki atom kütlelerini kullanarak bulalım. XY2 için kütlece birleşme oranı. 1X'in 2Y'ye oranı. Yani 1X bir tane X 40. Şurada yazıyor. Peki bir tane Y 12. O zaman iki tane Y 2 çarpı 12. Sadeleştirirsek 4 ile şurası 10, şurası 3. 2 ile sadeleştirirsek şurası 5. Yani birleşme oranımız 5 bölü 3'müş. Yani biz şöyle yazabiliriz. 5 gram X, 3 gram Y artansız bir reaksiyonla 8 gram XY2 oluşturur diyebiliriz. Peki elimizdeki miktarlarla gerçeğe dönelim. Bu bir orandı. Elimizde 25 gram X varmış. Üzerine yazıyorum. Elimizde 18 gram Y varmış. Üzerine yazıyorum. Katlara bakıyorum.
Tam verimli reaksiyon için her zaman küçük katı kullanıyorum. 5'ten 25'e 5 katı. 3'ten 18'e 6 katı. O halde 5 katını kullanıyorum. Peki 5'in 5 katı 25. 3'ün 5 katı 15. 8'in 5 katını alıyorum 40. Oluşan 40. Bize ne soruyordu? Ne kadar bileşik oluşur diyordu. 40 gram bileşik oluşurmuş. Birincisi bu. Oluşan bileşim kütlesi. Artan maddenin kütlesi 25 vardı. X'ten hiç artmadı. 18 gram Y vardı. 15'ini harcayabildim. 3 gram Y arttı. Artan Y olmalı. Ve 3 gram oldu. O halde cevabımız C seçeneğidir. Eşit kütleli X ve Y elementlerinin, buraları kaçırmayalım. Tam verimle, ne demek tam verimle? En azından biri bitecek. En azından reaksiyonda biri biter. X ve Y'den biri bitecek. Çeşitli sonuçlar elde edilmiş. Bu bilgilere göre yargıların hangileri doğru olabilir diyor. Sonuçlara bakalım. Oluşan bileşik kütlesinin artan element kütlesinin oranı 3'tür. Bunları denklemler üzerinde görürseniz rahat edeceksiniz. Yani biz biraz X harcayacağız. Biraz da Y harcayacağız. Sonuçta da biraz bileşik elde edeceğiz. Şimdi oluşan bileşik kütlesinin artan element kütlesine oranı 3. O zaman bileşik kütlesini 3m olarak alırsam, şöyle farklı bir renk mi yazalım? Daha rahat görün. Bileşik kütlesini 3m olarak alırsam, artan element kütlesini de m olarak aldım. Hangisinden artmış bilmiyorum. İkisinden birinden. Oluşan bileşiğin kütlesi 3m, artan bileşiğin kütlesi m, oluşan bileşiğin artan bileşiğin oranı 3. Peki. Başlangıçtaki toplam kütle artan element kütlesinin 4 katıdır. Artan element m. O halde artan element m olduğuna göre başlangıçtaki kütle bunun 4 katı. Demek ki şu ikisinin toplam kütlesi başlangıçta 4 katı, yani artan element olan m'in 4 katı 4m. Peki nasıl almıştık biz bunlardan? Eşit kütleli. O halde bu 4m'i eşit bir şekilde paylaştıralım. Yani 2m birinden, 2m birinden olacak. Şimdi şuraya alayım onları. Şu 4m'di. 2m'e 2m paylaştırıyorum. Yani şöyle alalım. Bundan 2m gram, bundan da 2m gram varmış. Paylaştırdık. Eşit kütle. Peki nasıl harcayacağımıza bakacağız şimdi. O halde ben diyebilirim ki toplam bileşik 3m, m de arttı. Hangisinden arttı hocam? Bilmiyorum. İkisinden birinden arttı. Ama hangisinden arttı hakkında net bir bilgi var mı? Yok. Bize hangileri doğru olabilir diyor. Biz şöyle yapalım. Bunun 2m gramını harcasak bundan artmaz. Bunun m gramını harcasak bundan da m gram artar. Ben aynısını x için de yapabilirdim. Yani artan x de olabilirdi. Bilmiyorum aslında. Bir tanesinin artacağını, en azından birinin biteceğini biliyorum. O kadar. Soruda başka bilgi verilmemiş. Bu bilgilere göre hangileri doğru olabilir? Kütlece birleşme oranı 1'dir. İmkansız. Yani birinden artacağına göre 2'ye 2. Eğer hiç artmadan kullansaydım 2m'e 2m. Evet, 2'ye 2, 1'e 1 olurdu birleşme oranı. Ama şimdi 2'ye 1. 2 gram x mi? 1 gram y mi? Yoksa 1 gram x, 2 gram y mi bilmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Ama kütleci birleşme oranının 1 de olmayacağını biliyorum. Bu olamaz. Peki tepkime de y'nin %50'si artar. Yani olabilir. 2m varsa m'ini harcamışın m'i artmış. Yani 2 de 1'i, yani %50'si, yarısı artmış. Olur. X'in %50'si artar deseydi olmaz mıydı? O da olabilirdi. Bilmiyorduk zaten bunu. Ama birinin yarısının artacağını biliyoruz. 10 gram x ile 5 gram y'nin tepkimesi artansız gerçekleşir. Mümkün mü hocam? Mümkün. 10 grama 5 gram ne demek? 10 gram x artı 5 gram y 2'ye 1 oran demek. Zaten nasıl reaksiyona gireceklerdi? 2'ye 1 reaksiyona giriyorlardı. O halde artansız bir şekilde gerçekleşir. O halde doğru olabilir dediği için olabilirler. Yani doğru olabilir olanlar 2 ve 3, yani E seçeneği.